Değerli katılımcılar, turizm eğitiminde akreditasyon konulu seminerimiz 1 saat sürecektir. Seminer sonunda soru-cevap bölümü yer alacaktır. Sorular programın chat kısmından yazılı olarak iletilebilir. 1971 yılında Rize'de doğan Doktor Hüsniye Fırat, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 2000 yılında İktisat Teorisi alanında yüksek lisans ve 2012 yılında da işletme yönetim ve organizasyon alanında doktora derecelerini aldı. 1998 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksek Okulu'na öğretim görevlisi olarak atandı. 2006 yılına kadar Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı, Ezine Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı ve çeşitli komisyon kurul üyeliği başkanlığı gibi farklı idari görevler ile eğitim faaliyetlerini bir arada yürüttü. 2014-2016 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çanakkale Ticaret İl Müdürü olarak görev yaptı. Halen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde araştırmacı olarak çalışmaya devam etmektedir. Turizm eğitiminde akreditasyon konulu semineri vermek üzere TÜRAK üyesi, Türkiye Kalite Derneği temsilcisi Sayın Doktor Hüsniye Fırat'ı davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar herkese. Bütün katılımcılarımıza sabahtan beri sabırla dinleyen çok ciddi bir kitle var burada. Düşündüm acaba pandemi olmasaydı bu kadar 200 küsur kişiyi aynı anda bir salonda tutmak mümkün müydü? Herhalde her şerde bir hayır varı beraberce yaşıyoruz. Öncelikle şahsım ve Turizm Akreditasyon Kurulu TUADER ve TURAK adına bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Sabahtan beri çok değerli paylaşımlar oldu. Açıkçası ben bir turizm akademisyeni değilim. Ama Gaye Hanım da çok teşekkür ediyorum paylaşımı için, geçmişimi paylaştı. Ben bir yönetim organizasyoncuyum, kaliteciyim, kalite alanında uzmanlaşmaya çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye Kalite Derneği gönüllüsüyüm. Kalite ile ilgili çalışmalarım, tecrübelerim neticesinde açıkçası bazı algılarım var. Onları biraz özetleyerek kendi kriterlerime geçmeden paylaşmak istiyorum sizinle. Ben bu çalışmaları yaparken hem yakın çevremdeki arkadaşlarım hem de uzak çevredeki kriterle ilgili bakış açısında şunu maalesef görüyorum. Hocam okunacak çok şey var. Hocam çok sayfa var. Çok bilgi var. Çok dokümantasyon var. Bunlar bize ne sağlayacak? Evet doğru haklısınız. Çok sayfa var. Okunacak çok doküman var. Ama bazen günlük alışkanlıklar içerisinde kaçırdığımız, es geçtiğimiz noktalar da var. Şimdi şu ekranda TURAK ölçütlerini paylaşıyorum. Görüyorsunuz herhalde. Bunda bir sıkıntı yok diye algılıyorum. Hocaların sabahtan bahsetti Celil Hocam özellikle. 10 tane kriterimiz var. Önce 4'tü, şimdi 10'a çıktı. Belki bir sene Hüsniye sonra 4'e inecek. Hocam, Buyurun. ekran yansıtmayı durdurup tekrar başlatabilir misiniz? Bazı katılımcılara ekran yansıtmamış. Tamam, tekrar dinleyelim. Şöyle Teşekkür yapıyorum. ederim. Teknik bir sorun var sanırım. Evet, Yok, tekrar. hayır, tam bir iş kazası oldu. Staff dışı yerde yaparken leave yapmışım. Kusura Evet. bakmayın ama hızlı döndüm herhalde. Evet, gayet hızlı. Şimdi geliyorum. Evet, geldi hocam. İyi sunumlar. Teşekkür ederim. Şimdi ana ölçütlerimiz evet 10 tane. Ben kalite ile ilgili hem de üniversite ile ilgili kalite çalışmalarda katıldığım çeşitli oturumlarda veya diğer akademisyenlerle sohbetlerimizde şöyle bir eleştiri duyuyorum. Hocam üniversite özerk bir yapıdır, özgür bir yapıdır. Bunlar standartlaştırılabilir mi? Akreditasyon nedir? Akreditasyonun bize sağlayacağı fayda nedir? Bunlar mühendisliğin işleridir. Bize uymaz gibi farklı bir direnç gözlemledim. Açıkçası burada bir negatif bir ön yargının olduğunu düşünüyorum. Şöyle özetleyeyim size. Ekranda gördüğünüz TURAK ölçütleri 10 tane. İlk 4'ün
iç başlıkları turizmle alakalı. Burada gördüğünüz 10 ölçütün tamamı diğer ister FEDEK olsun, ister eğitim fakülteleri olsun, ister eczacılık fakülteleri olsun, ister tıp fakültesi olsun, ister MÜDEK'te olsun, 3 aşağı 5 yukarı aynı başlıklar. Çünkü yüksek öğrenimde ne yapacağımız, nasıl yapacağımız bu başlıkların altıyla birimin özelliğine göre değişkenlik gösterebilir. Ama bu başlıkların hiçbir tanesini herhangi bir yüksek öğrenim kurumunda es geçmemiz mümkün değildir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bir standartlaştırma veya tek tipleştirme işi değil. Bu Celil Hocam'ın da söylediği bir kalite yönetimi anlamında neyi, ne yapmak istiyoruz, nasıl yapmak istiyoruz ve bunu yaparken neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz anlamında klasik yönetim organizasyon literatüründe olan planlama, uygulama, önlem alma ve kontrol. Bunun çevriminden başka bir şey değil esasında. Bu anlamda benim sorumluluğumda olan öğretim kadrosu, yönetim yapısı, altyapı, kurumsal destek ve en önemsediğim sürekli iyileştirme alakalı başlıklara geçmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi kendi Celil Hocam gibi öz değerlendirme üzerinden yürümek istiyorum. Öz değerlendirme raporu üzerinden. Bu da geliyor değil mi Gaye Hanım? Görünüyor. Geldi hocam. Tamam. Şimdi beşinci başlığımız öğretim kadrosu, ölçtüğümüz daha doğrusu. Öğretim kadrosuyla alakalı hepinizin bildiği gibi YÖK'ün hem norm kadro hem de asgari kadro anlamında ön lisans için ve lisans için ve farklı programlar, farklı bölümler dahilinde belirlediği asgari kriterler var. Hem asgari kriterler var hem de tavan kriterleri, norm kadro kriterleri var. Bunları zaten gerçekleştirmekle alakalı hiçbir kurumun bir kaçarı yok. Mecburen bu gerekleri yerine getirmek durumundayız. Bu minvalde YÖK'ün belirlediği standartlar bağlamında turizm bölümlerinin sahip olması gereken asgari kadro hatırladığım kadarıyla ön lisansta bir tane yüksek lisanslı öğretim görevlisi olacak, 3 tane olacak öğretim elemanı, lisansta da en az 3 tane öğretim üyemizin olması gerekiyor. Norm kadrosu anlamında da YÖK'ün ölçütlerinde şunu hatırlıyorum. Maksimum asgari kadronun 2 katı kadar bir öğrencinin, hocamızın sayısal anlamda olması gerekiyor. Öz değerlendirme raporlarını incelemişsinizdir. Orada aşağıda da biraz sonra göreceksiniz. Çeşitli tablolar var. Bu tablolarda sahip olduğumuz hocalarımızın o kriterler bağlamındaki bilgilerini yerleştiriyoruz bu tabloya. Sayıca yeterli olması bizim için gerçekten anlamlı ama sadece sayıca yeterli olması anlamlı değil. Çünkü nitelik bakımından da bir yeterlilik bekliyoruz. Nitelik bakımından da özellikle sadece hani akademik titir anlamındakinden ziyade bölümün gereklilerine, bölümün misyon, vizyon, öğrenciye kazandırması gereken davranış, bilgi, beceri, yetenek anlamında da sahip olduğumuz hocaların yeterliliğinin örtüşmesini bekliyoruz. Eğer gastronomi alanında kendinizi o bölüm olarak veya başvurduğunuz akreditasyon programı olarak bir yerde konumlandırmak istiyorsanız hoca kadromuzda, öğretim elemanı kadromuzda gastronomi alanında nitelik açısından çalışmaları bulunan birisinin olması gayet doğaldır. Bu anlamda hem sayı açısından hem de nitelik açısından hocalarımızın bilgilerini öz değerlendirme raporunda mümkün olduğunca detaylı bir şekilde paylaşmak önemli. Diğer bir konu sadece üniversitede hocalarımızın hem sayı hem de nitelik anlamında değil, çok değerli hocalarımız var, çok değerli akademik çalışmaları var. Ama özellikle turizm gibi sahayla aktif bir şekilde iletişim olması gereken bölümlerde sektörle temasa da bence gerekli önemi vermemiz gerekiyor. Bence değil, yani bunu model söylüyor, modelimiz söylüyor, kriterlerimiz söylüyor. Öğretim kadrosunun sahip olduğu niteliklerinin bir kısmında da sektörle alakalı çalışmalarının bulunmasını bekliyoruz. Bunu da özgeçmişlerindeki paylaşımlarla yapmış oldukları diğer ilave bilgilerle öz değerlendirme raporunda sektör içerisindeki tecrübelerin de hocalarımızın yer almasını bekliyoruz.
5-4 ölçütünde hepimiz için kolay bir ölçüt esasında bu. Hemen hemen tüm özel ve vakıf üniversitelerinde atama ve yükseltme kriterleri Yükseköğretim Kurulu tarafından zaten tanımlanması. 2547'de tanımlanmış olan bir takım başlıklar var. Ama gene bütün okullarımız, bütün üniversite türlerimize göre atama yükseltme kriterleri, yönetmelikler, yönergeler bağlamında kendi web sayfalarında ve kendi personelinde ilan edilmiş durumda. Bunların aktif bir şekilde herkese adil ve eşit bir şekilde uygulandığına dair bilgilendirmelere yer vermek özel başvuru raporunda değerlendiricileri tatmin edici bilgileri yer vermek önemli. Çünkü bu atama ve yükseltme yönetmeliklerini sadece web sayfalarında veya kağıt dokümantasyonlarda kalmasını beklemiyoruz. Bu kuralların gerçek hayatta da, realitede de uygulanmasını bekliyoruz. Diğer öğretim elemanıyla alakalı bir başlığımız, göreceğiniz gibi destek öğretim kadrosu. Destek öğretim kadrosunun da beklenen niteliklerde olması özellikle turizm açısından bence çok önemli bir başlık. Çünkü teorik anlamda değil, pratik anlamda da sektör bilgilerinin öğrencilere aktarılması anlamında sadece akademisyenlerin değil, sektördeki uygulamacı kişilerin de bilgi paylaşmasını bekliyoruz. Öğrencilerin bilgi zenginliği açısından beslenmesi bağlamında. Bu anlamda Şule Hocamızın Nevşehir Üniversitesi'nde çok güzel bir uygulamasını dinledim, takdir ediyorum. Ama ne Şule Hocamızın ne de Kamer Hocamızın paylaştığı iyi uygulamalar emin olun tek bir tip değil. Bu ana başlıklar altında yaratıcılığa, akreditasyonu bakışa, vizyonumuza bağlı olarak o kadar farklı uygulamalar gerçekleştirebiliriz ki. Bunun üzerinde düşündüğümüzde, ortak aklı çalıştırdığımızda emin olun o kadar kendimizin bile daha önceden bulamadığı yöntemleri, metotları buluyoruz. Bununla alakalı en önemli belki ilk önce başlayacağımız başlık da öğrencilerden anket yoluyla geri bildirim almak. Yani bizler akademisyeniz, anket yoluyla geri bildirim almak öğrencilerden sadece bir model. Farklı yaratıcılığımıza, öğrencilerimize, bakış açımıza, öğrencimizin potansiyeline bağlı olarak o kadar farklı yöntemler geliştirebiliriz ki bunların hepsinin de illaki sayısal evet ölçebildiğimizi iyileştiremeyiz. Ölçüm ve istatistik bize yol gösterilen temel veriler ama nitel araştırma yöntemleri de var. Öğrencilerle bir çalıştay geri bildirim anlamında bir çalıştay organizasyonu, öğrencilerin kendi aralarında yapılandırılmış görüşlere verdikleri cevaplar bence başvuru formunda çok güzel kanıtlar olarak değerlendirilebilir. Yani geri bildirim alma müessesesinin sadece ankete bağlamının doğru olmadığını düşünüyorum. Bu anlamda eğer bir arayışımız olursa doğru cevapları bulabileceğimize de inanıyorum. Nitekim bununla da ilgili örnekler var farklı başvuru dosyaları arasında. Burada gördüğünüz gibi tam zamanlı, yarı zamanlı ve ders saati ücretli hocalarımızın son 2 yılda verdiği dersler ve hocalarımızın bilgileriyle ilgili bir tablomuz yer alıyor. Kadronun genel anlamda analizi, istediğimiz kadar satır ekleyebiliyoruz buraya. Malumunuz biraz yavaş mı ilerliyor? Ben ne şey yaptım, pardon. Şöyle geçeyim. Yönetim yapısı. Bence en kolay puan alınabilecek ve her ister özel üniversite, ister vakıf üniversitesi olsun, ister devlet üniversitesi olsun, her yerde var olan bir sistematik açık. Sonuçta devlete bağlı kurumlar, mülkiyetleri farklı olsa da yönetim yapısı anlamında burada beklenilen açıkçası var olan bilgilerin sadece buraya copy paste yapılması. Emin olun şu 4 başlıkta, yönetim yapısı altındaki 4 başlıktaki bilgiler bir üniversite içerisinde farklı yerlerde de olsa hazırlanmış bir şekilde, dokümante edilmiş bir şekilde var. Örneğin alta 1'de ne var? Kuruluş ve yönetim yapısını bu yapının ana kuruluş içerisindeki yerine öğretim faaliyetlerine destek hizmetler arasındaki ilişkileri açıklayınız. Her üniversitenin faaliyet raporunda, tanıtım dokümanında bir organizasyon şeması var. Yani rektörlükten programa ininceye kadar, bölüme ininceye kadar o hiyerarşik yapı içerisindeki konumu gayet basit bir şekilde göstermemiz mümkün. Ama burada sadece bir organizasyon şemasıyla sınırlamak da doğru değil herhalde.
Her kuruluşun kendine özgü stratejisi, politikası, amaçları çerçevesinde farklı bir takım yetenekleri, öngörüleri yaptıkları da vardır. Onları da bu başlık altında yedirebiliriz diye düşünüyorum. Öğretim sonuçlarının değerlendirilmesini gereken tüm strateji, program, yöntem, belge. Burada özellikle Sakarya Üniversitesi'ni çok örnek olarak gösterebilirim. Çünkü Sakarya Üniversitesi ne Bologna süreci ne de YÖKAK akreditasyon süreci bundan çok daha önce onun da değerlendiriciliğini yapmıştım Türkiye Kalite Derneği adına. Bologna sürecinden önce YFKM mükemmellik modeliyle alakalı çalışmalara başlamışlardı. Üniversitelerde süreç yönetimiyle alakalı çok değerli çalışmaları oldu. Kitapları var sayfalarında. Süreç yönetimiyle alakalı da es geçtiğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Süreç yönetimi yapılan için sadece dokümante edilmesi demek değildir. Süreç yönetimi dediğimizde anlamamız gereken işlerin her türlü, hangi fonksiyon olursa olsun, her türlü kişiyle bilgisayar ve yapılan hedef kitleyle arasında sıkışmasını engelleyecek dokümantasyonu yapmak. Ama o dokümantasyonu yapmak birinci aşama. Esas önemli olan bu süreçleri hedef kitlenin beklentileri doğrultusunda, amaç ve stratejilerimiz doğrultusunda dokümante edilmesiyle beraber, hani Eylül hocamız dedi ya, kalite yaptığını yaz, yazdığını yap. Gereken koşullara göre de bu yazılanların güncellenmesi. Yani süreç yönetimi dediğimizde evet yazacağız süreçlerimizi ama belirli periyotlarda da bu işi nasıl yaptığımızı, ne kadar doğru yaptığımızı alakalı oturup o süreçlerin güncellenmesiyle alakalı kafa yormamız gerekiyor. Yoksa süreç kitaplarını internete veya intranet ortamına veya web sayfasında paylaşmak süreç yönetimi demek değil. Tüm stratejiler, programlar, yöntemler evet dokümante edilecek ama gerekler bağlamında da bu dokümantasyonun güncellenmesini bekliyoruz. Üniversiteler dediğim bütün bürokraside en sağlam yaptığımız şey arşivleme yöntemi. Gerçi bunda arşivleme yönteminde kendimize güveniyoruz. Her şey kağıt dosya altında, dosyaların içerisinde ama yani deneyimlerin çerçevesinde ama özel sektörde ama farklı kamu kuruluşlarına gittiğimde o kadar hayal kırıklıklarına uğradığım yerler oldu ki yani arşiv diye geçmiş yıllardaki yazıların hiçbir tasnife tutulmadan sarı koliler içerisinde üzerinde herhangi bir not olmadan kirli, paslı depolarda üst üste olduğunu da gördüm. Sonuç arşivleme dediğimizde kurumsal hafıza diye bir kavramı sürekli kullanıyoruz ama kurumsal hafıza dediğimiz kişilerle alakalı bir şey değildir. Dokümanta edilmiş ve sizden sonraki nesle aktarabilecek ortaya koyabileceğiniz belgelerdir, dokümanlardır. Bu kurumsal hafızaya ihtiyacı olan kişinin ulaşabilmesi için de belgelerin, yani ben sıfır bilgiyle bu kuruma başladığımda neyi nasıl yapmam gerektiği konusunda çok basit askeri düzende hani fotokopi makinesinin kullanılmasıyla alakalı ilk önce fişi tak sonra on-off'u aç şeklinde yönlendirmeler var ya. Aynen o şekilde arşivleme sisteminde de gerekli çağdaş tekniklerin kullanılması gerekiyor. Sonuçta zaten kanun nezdinde belirli periyotlarda saklamamız gereken evraklar var. Gerek sınav kağıtları, gerek başvuru dokümanları, gerek atama kararları. Bunlarla alakalı da sıfır bilgiyle kuruma başlayacak olan herhangi birinin ama memur, ama yönetici, ama hoca, geçmişte kim neyi nasıl yaptığı konusunda yönlendirme yapabilecek bir arşiv düzeninin olması gerekiyor. Bununla alakalı Cumhurbaşkanlığı'nın çok güzel çalışmaları var, bilgilendirmeleri de var. İlgili olanlar oralardan da takip edilebilir. Artı diğer bir şey, artık arşivleme dediğimizde lütfen bunu dosyalar içerisinde bir arşivleme olarak da algılamayın. Çünkü bu artık gerçekten demode oldu. Dijital arşivleme her anlamda bizim ihtiyacımız olan bir şey. Artık zaten büyük bir çoğunlukta hem vakıf üniversitelerinde hem özel üniversitelerinde bildiğim kadarıyla EBS, elektronik bilgi yönetim sistemi şeklinde yazılımlar aracılığıyla yazılar bu dijital ortamda yürüyor.
Ama onun öncesindeki dokümanların da ilgili tarihler bağlamında gerektiğini sağlayarak dijital ortam aktarılmasıyla alakalı çalışmaların olmasını bekliyoruz. Diğer son başlık yönetim yapısıyla alakalı. Yönetimin iç işleyişi denetleyecek, sorgulayacak, düzeltecek yöntemleri açıklayınız. Bu genelde soru olarak geliyor. Hocam bunu nasıl kanıtlayacağız, nasıl belgelendireceğiz? O kadar çok şey var ki özellikle kamuda. Mesela iç denetim birimlerimiz var bütün kamuda. Özel sektörde yani üniversitede, özel üniversitelerde de vardır diye düşünüyorum. Emin olmamakla beraber. İç denetim biriminin görevi koyulan kurallarla elde edilen, yürütme sonucunda elde edilen sonuçlar birbirleriyle örtüşüyor. Bununla alakalı yapmış olduğum muhakkak bir takım çalışmalar vardı. Onlar olabileceği gibi her üniversitede özellikle YÖKOK'un kurulmasıyla beraber kalite güvence sistemi adına da bir takım çalışmalar yapılıyor. Yıllık öz değerlendirme raporları üretiliyor. Birim bazında kendi simülasyonlarla dış değerlendirme yapılabiliyor. Fakülteler arasında akran değerlendirme yapılabiliyor. Mesela mühendislik fakültelerindeki hocalarımız aynı bizim gibi turizm fakültelerindeki işleyişi denetleyebilirler şu kriterler bağlamında. Bu da bir öz değerlendirme metodolojisi. Yani buradaki amaç neydi? Bir dış gözle bizim neyi nasıl yaptığımızı birilerinin bize kral çıplak diyecek seviyede açıkça ifade edebilmesi. Herhangi bir yargılama olmadan kriterler bazında yorum yaparak bu gerçeği ortaya koymak. Bu anlamda hani gene vizyonumuza ve kaliteye, akreditasyona bakış açısına bağlı olarak çok farklı uygulamaları da 6-4 başlığı altında kanıtlayabiliriz diye düşünüyorum. Diğer önemli bir ölçütümüz 7. ölçüt. Bu anlamda en çok herhalde apartman üniversiteleri zorlanabilir diye düşünüyorum. Gerekli donanım anlamında her üniversitenin sahip olması gereken asgari kriterleri hepimiz biliyoruz. Bununla alakalı yaklaşık bir 10 tane anladım hatırladığım kadarıyla veya 12 tane bir kriter tanımlanmış burada. İlk önce sınıflarımız. Tabii ki öğrencileri sınıflarda eğitim veriyoruz. Sınıflarımızın gerekli donanım ve özelliklere sahip olmasını bekliyoruz. Hem nitelik açısından hem de nicelik açısından bölümün gereklerini karşılayacak düzeyde olması kadar doğal bir şey yok. Bunu tablolar var aşağıda. O tablolarda yer alan şeye göre doldurmak mümkün, kanıtlamak mümkün. Ama sadece sınıfların, bilgisayar sınıflarının olması değil, bölümün niteliklerine göre gerekli laboratuvar olanaklarının da olması gerekiyor. Hani gastronomi bölümümüz var ama bir mutfak atölyemiz yoksa herhalde biraz eksik bir durum olmuş olur yani. Ama bunun pek çok örneklerini maalesef gördük yani. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Gelibolu'daki şeyi hatırlıyorum. Belki hocalarım da hatırlar. Denizcilik işletmeleriyle alakalı bir bölümde sadece sınıf içerisindeki bir eğitimle o denizcilik işletmeleri veya makine anlamındaki bilgi öğrenciye aktarmamız teknik olarak mümkün değil. O bölümün gerekleri doğrultusunda gerekli laboratuvar olanaklarının da olmasını bekliyoruz. Diğer bir başlık öğrencilerin ders dışı etkinliklerine olanak veren ortam ve altyapıların olması. Hani başta da söylediğim gibi belki özel üniversiteler bu anlamda biraz sıkıntı çekebilir. Ama kendi öğrencilerin ihtiyaçları sayısı çerçevesinde kendilerince yaratıcı bir farklı uygulamalarda bulunabilirler. Ama kamu üniversiteleri genelde bu anlamda en güçlü oldukları alan, çok güzel kampüslerimiz var. Sadece öğrencinin sosyal kültürel anlamındaki alanlarının yeterli olması değil, öğretim elemanlarına ve idare personeline sağlanan olanaklar açısından da donanımlı olmasını bekliyoruz. Nihayetinde sosyal ve beşeri varlıklarız. İnsanların sadece sınıf ortamlarında teknik altyapısının güçlü olmasıyla tatmin olması, verimli olması mümkün değil. Bu anlamda öğrenci hocalarımızın da sosyalleşebileceği ortamların olması, hocalarımızın bir öğretmenler odası kıvamında değil de karşılıklı sohbet edebileceği, çay kahve içebileceği alanların da o eğitim ortamına yakın yerlerde olması beklentimiz ve tercihlerimiz doğrultusunda. Bu da çok soruluyor. İdari personel, bu baştaki gösterdiğim 10
Yani temel ölçütteki zincirler hepsi birbirine bağlı. İdari personel de bu akreditasyon süreci içerisinde en önemli zincirin halkalarından bir tanesi. Çünkü ne kadar yetenekli hocalarınız olursa olsun, ne kadar şık binalarınız olursa olsun, idari anlamdaki destek olmadan bunları hayata geçirmek teknik olarak mümkün değil. Onun için fakülte sekreteri, üniversite genel sekreteri de dahil olmak üzere, fakülte sekreteri ve diğer idari personel de akreditasyonla ilgili belli bir farkındalığa ve yetkinliğe sahip olmasını bekliyoruz açıkçası. Kütüphane olanakları her üniversitenin zaten olmazsa olmaz gereklerinden bir tanesi. Burada alt başlık olarak görme engelleri için, sesli kitap ve işitme engelleri için kabartmalı kitaplar biraz abartılı olmuş ama eğer bu anlamda bir engelli öğrencimiz varsa bu ihtiyacı karşılayacak bir düzenleminin de olmasını bekliyoruz. Kütüphane bölümünün altında her üniversitenin yazacağı pek çok şey vardır eminim. Diğer güvenlik önlemleri, yangın önlemleri, ilk yardım önlemleri hepimizin tahmin edebileceği bir asgari koşullar. Yani bunlar olmazsa olmaz ama yeterli mi? Tabii ki değil. Hepsinin yani yangın önlemlerinin olması, ilk yardım önlemlerinin olmamasını gerektirmiyor. Hepsi gerek koşullar ama yeter koşullar değil. Kampüs girişlerinde zaten kamu üniversitelerinde çok ciddi bir denetleme mekanizması var, güvenlik mekanizması var. Özel üniversitelerde de artık özel güvenlik tetkik uygulamaların çok yaygın olduğunu görüyoruz. Yangın önlemlerinde zaten yeni yapılan binalarda çok ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Hemen hemen her noktada belli bir şey var, yangın söndürme cihazları var. Ama en azından hani eskiden böyle 3 tane kırmızı kova içerisinde bir yangın söndürme bölümleri olur. Onlar veya yangın tüpleri olur. Mesela bir değerlendirmeniz gelip bu yangın tüpü dolu mu boş mu diye sorabilir yani. O yangın tüpleri de duvarda süs olsun diye bulunmaması gerekir. Aktif bir şekilde kullanılmaya her an hazır olması lazım. Belli periyotlarla kontrol edilmesi lazım. Diğer engelliler için de özellikle farklı bakanlıklar hükümet düzeyinde bu anlamda çok ciddi bir farkındalığı var bence. Türkiye'de son yıllarda son 5-10 yıl içerisinde çok ciddi eylemler özellikle kalkınma ajanslarının destekleriyle her binaya engelli asansörü kurulması ve engellilere yönelik bir takım uygulamaların yürütülmesi açısından zorunluluklar da kanun çerçevesinde zorunluluklar da getiriliyor. Bunlar kaynak işi ama emin olun bu kaynaklardan daha fazla bir bakış açısı işi. Eğer bunu gerçekleştirmek istiyorsanız çok kolay bulunabilecek kaynaklara da ulaşabilirsiniz. Kalkınma Ajansı örneğinde verdiğim gibi. Kurum desteği ve parasal kaynaklar. Burada evet hani... Esas demeye çalıştığımız şey şu, üniversitelerin sınırlı bir bütçesi var. Bu bütçenin birimler bazında nasıl dağıtıldığıyla alakalı bir öngörünün olmasını bekliyoruz açıkçası. Bölümün, turizm bölümünün veya alt başlık anlamında her neyse bölümün adı, o bölümün üniversitenin misyonu, vizyonu, fakültenin misyonu, vizyonu, amacı, varoluş amacına hizmet eden anlamdaki değerine bağlı olarak hani bir üniversitenin vizyonu turizm alanında önce olmaksa o üniversitenin turizmle alakalı bölümlerinin üniversitenin genel bütçesi içerisinden aldığı payın daha yüksek olmasını beklememiz lazım. Yani bu anlamda özellikle birim bazındaki bölüm, dekan ve rektör seviyesinde bireysel anlamdaki ilişkileriyle beraber bir... önceliklendirmeye bağlı olarak güçlü bir ilişki içerisinde olmasını bekliyoruz. Turizmle alakalı eğer bir önceliği varsa stratejisinde, misyonunda, vizyonunda turizmle alakalı bölümlere biraz daha fazla kaynak aktarmasını bekliyoruz. Burada bir liderlik kavramı da vardı. Hatırladığım kadarıyla bu ölçütlerde liderlik dediğimizde hani sadece yönetici pozisyonundaki kişilerle bence sınırlı değil. Bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcısı değil, sonuçta sınıftaki hoca da öğrencileri karşısında bir lider konumundadır. Liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi beklediğimiz bir başlık. Bütçenin öğretim kadrosu açısından yeterli değil. Bu özellikle özel üniversiteler açısından belki
sıkıntı olabilir. Hani bazıları için sıkıntı değil. Ama araştırma yapma potansiyeli olan hocalarımızı bütçe açısından destekleyecek veya yurt dışındaki kongre seminerlere gitmek için o bölüme tahsis edilmiş olan bütçenin de amaçlar, hedefler, öğrencilere vaat ettiğimiz program öğretim amaçları kapsamında da dengeli bir seviyede olmasını bekliyoruz. Altyapı ve donanım desteği, hani bilgisayarı da bunun içerisine koyabilirsiniz, fiziksel donanım da koyabilirsiniz, asansör de bunun içerisinde olabilir, hocaların kullandığı A4 kağıdı da bunun içerisinde olabilir. Teknik ve idari personelin hem sayı anlamında hem de nitelik anlamında yeterliliği aynen hocalarımızın varlığı gibi bence kritik unsurlardan bir tanesi. Bilgisayarın son derece yeni sürüm ama kullanmasını açmasını bilmiyorsanız o bilgisayarın okulun içerisinde olması bir anlam ifade etmiyor. O tekniker arkadaşımızın gelip onu aktive etmesi gerekiyor. Bu anlamda ihtiyacımızı karşılayacak olan sayı ve nitelikteki idari personelin de kurum içerisinde görevlendirilmiş olmasını bekliyoruz. Benim en önemsediğim başlık açıkçası kalite yönetim sistemleriyle de alakalı. Ana tema 9. ölçü, sürekli iyileştirme mantalitesi. Sürekli iyileştirme esasında sizin bu kalite ve akreditasyon işlerinize yönetsel seviyede bakış açınızla alakalı. Bir şeyi doğru yapmanız, bir kere doğru yapmanız, o doğrunun size sürekli fayda sağlayacağı anlamında maalesef garanti değil. Bunu doğru yaptık ama daha doğru yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor sorusunu her defasında, her faaliyet için sormanın gerekliliğini burada aslında ifade ediyoruz. Ölç ve değerlendirme sistemi kuruyoruz. Hani hocamızın derste anlattıklarıyla bizim öğrenciye vaat ettiğimiz program öğretim amaçları ve o program öğretim amaçlarını ne derece gerçekleştirdiğimizle alakalı öğrencilere yönelttiğimiz final soruları, final sorularıyla program öğretim amaçları, üniversite vizyonu, stratejisi hepsi birbirine bir linkle bağlı. Bu holistik, hepimizin bildiği, bütünsel bakış açısını sorumlu olan her kişinin üzerine yükleyemezsek, bu bakış açısını kazandıramazsak, sürekli iyileştirme mantalitesi çalışmaz maalesef. Onun için kurulan ölçme değerlendirme sistemi, evet ölçemediğimizi iyileştiremeyiz. Yani her şeyi de ölçebilir miyiz? Evet ölçebiliriz, ölçme niyetinde olunuz ama ölçemediklerimiz de var. Bu rakama boğmak da değil, istatistiğe boğmak da değil. Çünkü sayıların size açıklayamadığı bazı değerler de olabilir. Bununla da alakalı öngörülü, farkında olmak ve belli bir aksiyon planı içerisinde olmak beklediğimiz şeyler. İyileştirme çalışmalarının da aynı şekilde sistematik ve kanıtlara dayalı olarak bize sunulmasını bekliyoruz değerlendirme sürecinde. İşte toplantı notları, tutanakları, katılım listeleri, görüştüğünüz kişilerin görüşlerini aldığınız, ne bileyim mailler, o çalıştaylardaki, flip chartlardaki kağıtların fotoğrafları bile açıkçası bu kanıt anlamında bizi besleyecek bilgiler olabilir. 10. başlık bu. Siz değerli hocalarımın benden çok daha iyi bildiği programa özgü ölçütler. Ben bununla alakalı bir paylaşım yapmayacağım Celil Hocam. Zaten bunlar web sayfamızda var. Biraz da fazla detaylı ama bunu şu şekilde paylaşabilirim. Daha önceden şu şekilde yapayım. Hazırlamış olduğumuz sunumda vardı. Hem ön lisans için, hem lisans için, hem de yüksek lisans ve doktora için program bazında tanımladığımız alt ölçüm, programa özgü ölçütleri, ölçütlerle ilgili TURAK web sayfasındaki belgeler bölümünde ulaşabiliriz. Burada belki sadece şunu söyleyebilirim. Bunlar bizim TURAK olarak TURAK kriter belirleme ekibi olarak belirlediğimiz gerek koşullar ama bize göre yeterli değil. Sizin kurum anlamında, bölüm anlamındaki misyonunuza, vizyonunuza, stratejinize, amaçlarınıza, Türkiye yüksek öğretim çerçevesine, YÖK'ün stratejisine, ulusal üst planlara bağlı olarak
Siz bunlara ilave yapabilirsiniz. İlla birebir aynısının da olması gerekmiyor. Kurumsal anlamda bunu kendi varlık nedeninize bağlı olarak zenginleştirmek de mümkün diye düşünüyorum. Aynen kamer hocamın söylediği gibi Gaye Hanım'ın ona oradan süre açısından baktığını hissediyorum. O süremi aşmadım herhalde diye düşünüyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Diyorum. Şöyle chat kısmına bakayım. Sizin konunuz kapsamında değil ancak staj sorunu olmayan bölümler için bir alternatif var mı? Bence hani hocalarımız daha iyi bilir ama hani turizm gibi uygulamalı bir alanda staj zorunluluğunun olmasını ben algılayamıyorum. Belki İbrahim Hocam bu anlamda hani staj olmayan turizm bölümü olur mu hocam? Yani okulun tercihine bırakılabilecek bir konu mu bu? Hocam sesiniz aç. Evet. Haklısınız, olmamalı. Hatta turizmde hocaların önemli bir kısmı, böyle sadece haftada 1-2 saat değil, bazı dersleri vermek üzere sektörden gelmeli. Kesinlikle katılıyorum. Duyabildik mi? Evet, ben duydum. Başka sorumuz yok sanırım. Var mı bana gelen soru? Yok diye görüyorum. Evet. Ay hocam sesiniz yok. Evet. Biraz hızlı bir şekilde bitirdim sanırım. Katılımcı sayımızda da kayıplar var. Öğleden sonra olması nedeniyle herhalde. Mümkündür. Çok teşekkür ediyoruz.